Bakü hoş geldiniz. Sizleri görmeye memnun olduk. Nasılsınız? Nasıl geldiniz? Umarım Bakü özlemişsinizdir. Çünkü artık sanıyorsam ikinci kez konseriniz bu. Üç. Aslında bir tanesine fermansız gelmiştik. Televizyon promosyonu konserde. O dahil üç mü oluyor? O dahil üç ya da dört oluyor. Dört. Bugünkü sorularım daha çok Eurovision'la ilgili olacak. Çünkü Eurovision buluyoruz kendimizde. Gerçekten... Biz gidemiyoruz. Aynen öyle. Doğrusu sizi de orada temsil ediyoruz. Neredeyse Türkiye'de bizimle birlikte. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz her zaman buna göre. Türkiye yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık gerçekten bu boşluğu hissediyoruz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Bence siz bir kazanırsanız biz Türkiye'yi ikna edeceğiz tekrar katılmak için. Burada büyük bir ihtimalle tekrar gireriz yani sizinle birlikte. Umarım. Peki ya kendiniz nasıl? Tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü birçok insan artık defalarla duyuyoruz ki manga tekrar. Hatta bir Twitter'da bir tweetiniz olmuştu yine yeniden. Bir an herkes şey olmuş ki acaba gerçekten yeni geride mi dönüyor? Ne var, olaylar nasıl? Ya o bizim... Katılmadan önce de, katıldığımızdan sonra da her zaman bizim ismimiz hep öne atıldı. Bu da bizim için gurur verici. Biz hani vazifemizi yaptık, gittik. Başımızdan saldık. Yani, başımızdan saldık demeyelim de. yani daha birçok grup çıkıyor artık. Birçok genç yetenek var. Türkiye'de çok fazla grup ve müzisyen artık yeni nesil gelmeye başladı. Keşke revizyon tekrar olsa da bu yeni nesil gruplar çıksalar kendilerini o arenada bizim zamanda yaptığımız gibi gösterseler. Ama neyse bir şey demiyorum ben şimdi bir şey derim. Keşke dedin zaten. Keşke tekrar katılıyor olsak aslında bizim düşüncemiz o yönde. Çünkü Eurovision güzel bir manga platform. Manga mı tekrar katılıyoruz? Yok. Ülke olarak. Hadi canım. Aa, Ferman Bey buralardan bahşet çıkarmayı çok sever. Türkiye'nin yeterli kadar değer almaması ve onlara yeterli kadar hakikliğiniz değeri almamanız daha çok konuşulmuş. Yine danışılır, yani müzakere mevzusudur bu. Ki nece olabilir ki Türkiye hak ettiği değer, yani birinciliği almasın. Yani şöyle sormak isterim. Tekrar katılsan. Tekrar katılmak o yüzden bizim için birazcık riskli. Katılırsan birinci olmak zorundasın. En az ikinci oldu. En az ikinci. Son olarak konserde bizi neler bekliyor? Bugün neler bekliyor? Okey. Kısaca Eurovision'u şöyle geçelim. Yani orada bize olan destek kendi halkımızdan, hem Azerbaycan halkından hem Türkiye halkından çok muazzamdı. Yurt dışındaki topluluklardan da çok iyiydi. Orada haksızlığa uğradık mı, uğramadık mı o bizim çok değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Biz müzisyen olarak orayı yani ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti ve ikincilik aldık. Ama bu ikinciliği bir türlü yaşayamadık çünkü. Niye hep ikinci olduk, yani niye birinci olduk? Bu da güzel bir değer bizim için. Birinciyi yakıştırmaları. Çok teşekkür ederiz. Umarız dediğim gibi tekrar katılırız ve yeni nesil isimler, gruplar gider, onlardan biri birinci olur. Özellikle bir rock grubunu tekrar etmesini biz çok isteriz. Bugün çok yakışık manilerimiz var. Yani bugün bir sürprizimiz var. Aslında bu sürprizi de duyurduk. Sevda Alekberzade. Neymiş o sürpriz? Birlikte okuyorsunuz. Sevda Alekberzade ile birlikte bugün Ulu Vatan'ı çalacağız. Benden biliyorsunuz zaten. Evet, ben daha önce gelip burada bir klip çekmiştim. Evet. Sizin zor dönemlerinizde gelmiştim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi onu Manga ile birlikte, hep birlikte Sevda'yı sahneye davet edip farklı bir haliyle, tabii ki akustik bir manga haliyle çalmaya çalışacağız. Peki diğer farklı sanatçılarla böyle bir işbirliği düşünüyor musunuz? Başka bir şarkı olabilir, başka bir janr, Azerbaycanlı sanatçılardan. Yani olabilir çünkü mesela bugün bile yemek yediğimiz restoranda bir Azerbaycanlı bir üstad vardı. Üstad. O çok güzel. Biz kemençe diyoruz ona. Siz ne diyorsunuz? Kemança. Ayaklı böyle, ayakları. Çok güzel çalıyordu. Bir de Ferman az biraz
buradaki makam sistemine de aşina. Onunla ilgili de konuşuyorduk. Biz Türk müziğiyle alakalı perküsyonlar olsun, diğer enstrümanlarımız olsun, tar olsun, aşık sazı olsun, hepsinin sesini biliyoruz ve kendi müziğimiz içinde de aslına bakarsanız o tür şeyleri kullanmaya çalışıyoruz. Şu an için planlanmış bir durum yok ama neden olmasın yani. Belki ileriki zamanlarda olur. Yani daha çok olması gerekiyor. Çünkü hep Azerbaycan-Türkiye dostluğundan zaten hep ilelebet bahsediyoruz. Bu dostluğun, kardeşliğin kültürel ve özellikle bizim alanımız olan müzikte de aslında daha çok birlikteliğe dönüşmesi lazım. Çünkü bizim Türk sanat müziğimiz, sizin klasik müziğinizin hem benzeşen hem de çok ayrışan makamsal yönleri var. Onları bir araya getirdiği zaman çok önemli özel tatlar çıkıyor. Bunları daha fazla yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler.